Uşak'ta 7. sınıf öğrencileri Mahmut Balaban ve Şevket Uğur okul yolunda rast geldikleri hayvanlara gıda temin edilmesi için yardım toplamaya karar verdi. İlk önce biz para toplayıp yem alıp dağıtıyorduk. Sonradan kermes aklımıza geldi, onu yaptık. Onun geliriyle yem alacağız. Sınıf sınıf dolaşıp arkadaşlarından destek isteyen iki hayvansever öğrencinin çabasını gören öğretmenler okul yönetiminin izniyle kermes düzenledi. Kermesten elde edilen gelirle 300 kilogram mama alan öğrenciler mamaları düzenli olarak belirlenen beslenme noktalarına bırakıyor. Van'da ise İpek Yolu Belediyesi sokak hayvanlarını sahiplenen duyarlı vatandaşlara kulübe hediye edip mama desteği sağlıyor. Kulübe istedim belediyeden, mama desteği alıyorum. Benim 10-15 tane sokak kedim var. Onlara gördüğünüz gibi her gün besleme bırakıyorum buralara. Herkesin hayvanlarla ilgili duyarlı olmasını istiyorum. Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak ve bunları sahiplenmek isteyen ailelerin de işlerini kolaylaştırmak. Bu anlamda biz aşısını, küpesini ve bakımlarını yaptırdığımız hayvanları bakmaya gönüllü olan ya da ihtiyacı olan ailelere öneriyoruz. Ve bunu teşvik etmek için de onlara bir kulübe bunun yanında hediye ediyoruz. Bu kulübeyle birlikte mama desteği de yapıyoruz. Şu ana kadar bir 50 ailemiz bu şekilde sokak hayvanlarını sahiplendi. Gelip bu yavruları aldılar. İpek Yolu Belediyesi ayrıca İsraf Etme, İnsaf Et projesi kapsamında sokak hayvanları için çok sayıda beslenme noktası oluşturdu. Topladığımız bayat ekmek ve atık yemeklerle birlikte, kullandığımız mamalarla birlikte destekleyerek bu noktalarda hayvanlara yönelik besleme çalışmaları yapıyoruz. Kedilere yönelik özellikle 25 besleme odağı kurduk. Bunlar günlük olarak mamaları ve sularıyla takviye edilip destekleniyor. Toplam 70 civarı da dış besleme, özellikle köpeklere yönelik besleme odağımız var. Toplam 100, yaklaşık 100 odakla biz bu besleme faaliyetini her gün devam ettiriyoruz.